gökyüzü rehberiniz hoş geldiniz. Merhaba sevgili koçlar ve Yükselen Burcu koç olanlar. Mayıs ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Mayıs ayı sizin için özellikle maddi konulardaki hareketleri biraz daha öne çıkaracak. E, güneş 21 Mayıs'a kadar Boğa Burcu'nda ilerleyecek yani para evinizi aydınlatacak. Bunun yanı sıra para Evinize etkileyen e, bir dolunayımız ve bir yeni ayımız var bu ay 4 Mayıs'ta akrep burcunda bir dolunay meydana gelecek 8 ev dolunayı özellikle başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar hisseli paralar alanlarında bazı e, önemli gelişmeler meydana getirebilir bu dolunay bir kredi alabilirsiniz daha önceden oluşmuş bir borcu ödeyebilirsiniz para konularında destek bulabilirsiniz bu dolunayın etkisiyle. Oğlak Burcu'nda ilerleyen Plüton'un da güçlü bir desteği var bu dolunay derecesine. Güneş ve Plüto arasında güzel bir üçgen açı var. Kariyerinizle bağlantılı maddi durumunuzu olumlu etkileyecek bazı gelişmeler olabilir. Üstlerinizden, otorite kavramlarından destek alabilirsiniz. İş bulabilirsiniz, işe girebilirsiniz bu dolunayın etkisiyle. 18 Mayıs'taki Boğa Burcu'ndaki yeni ay yine para evinizde doğacak. Bu da özellikle çalışarak kazandığınız kazançlarla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıkarabilir. Yeni bir iş başlangıcı, yeni bir gelir imkanı ortaya çıkarabilir sevgili koçlar. Evet, iletişim gezegenimiz Merkür 1 Mayıs'ta İkizler Burcu'na geçecek. Üçüncü evinizde ilerlemeye başlayacak. Uzun bir süre burada olacak. 8 Temmuz'a kadar Merkür İkizler Burcu'nda. Bunun nedeni 19 Mayıs'ta retro harekete başlayacak. Ayın geri kalan bölümünde retro olacak. Daha sonra tekrar düzelecek. Dolayısıyla önümüzdeki iki ay boyunca İkizler Burcu'nda ilerleyecek. Bu da sizin için iletişim konularının öne çıkmasına neden olacak. Zihinsel enerjiniz çok hızlı olabilir bu dönemde. Yakın çevreniz, kardeşler, akrabalar, komşular onlarla ilişkileriniz güçlenebilir. Seyahat, eğitim, ticari konularda çeşitli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle retro harekete geçene kadar olan 19 Mayıs'a kadar olan dönemde biraz daha fazla Bunları hissetmeniz mümkün, sevgili koçlar. Evet, 8 Mayıs'ta Venüs yengeç burcuna geçecek, 5 Haziran'a kadar yengeç burcunda. Ee, özellikle evinizle ilgili konularda, ailenizle ilgili konularda Venüs burada size daha fazla mutluluk verebilir, ee, ailenizle ilişkileriniz güçlenebilir, evinizle ilgilenmek, evinizi güzelleştirmek, dekore etmek için de yine Venüs yengeçteyken daha fazla fırsatla karşılaşabilirsiniz, sevgili koçlar. Evet ve sizin gezegeniniz Mars. Ayın 12'sine kadar Boğa Burcu'nda ilerliyor olacak. Demek ki ayın ilk günleri özellikle biraz daha parayla ilgili mücadeleler yoğun olabilir. Harcamalar da artabilir. Bunu biraz kontrol etmek gerekecek. 12'sinden itibaren Mars ikizler Burcu'na geçecek. İletişim evinize geçiyor e, ee, tabii ki iletişimi, günlük hayatınızdaki hareketi arttırabilir buradaki Mars. Ama ilişkilerinizde de biraz arada bir gerginlik de çıkarabilir. Özellikle konuşurken zaman zaman sert ve kırıcı olmanız mümkün. Biraz daha buna dikkat etmeniz gerekecek. Evet, e, özellikle bu ay para konuları öne çıkıyor dedik. Bu konulara biraz daha takip ederseniz önemli fırsatlar karşınıza çıkabilir. Sizin için özellikle verimli günler e, ayın ilk haftası 4-7 Mayıs arası oldukça hızlı hareketler söz konusu olabilir. E, 16 Mayıs oldukça keyifli bir gün, özellikle ilişkiler, aileyle ilgili konularda daha fazla destekle karşılaşabilirsiniz. 21 Mayıs 25 Mayıs arası Venüs'ün Plüto ve Uranüs'le yapacağı sert etkileşimlerde biraz aile içerisindeki ilişkilere dikkat etmek gerekiyor. Özellikle bayanlarla olan ilişkilerde biraz gerginlikler ve baskılar ortaya çıkabilir sevgili koçlar. Bunları kontrol etmemiz gerekiyor. Evet ayın genel enerjileri böyle. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.